bir konser beklentimiz olmalı mı? Yani internette bu gördüğümüz kalabalık, kalabalık umarım yanlış anlamazlar ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. Benim ekranımı verebilir miyiz televizyon ekranına? Şimdi bakın şurada akıp giden şu kolon bizim sosyal medya TV hesabı. Program başladığından beri bu böyle akıyor ve benim içime vicdan azabı olarak akıyor bu. Çünkü sohbetten okuyamıyorum. Büyük ihtimalle içinden de bana saydırıyorlar. Bakın benim şu da benim M. Serdar K. hesabı. Tertemiz, pırıl pırıl, hiçbir tık yok. Buraya da her iki gruba geçirenler yazıyor insafsızca. İkisine de zaman ayıramıyorum. Çok özür dilerim ama gördüğünüz gibi yani bu akış bir insanın takip edebileceği bir şey değil. Ekibimiz reji odasında bunların içinden ayıklayıp bir şeyleri paylaşmaya çalışıyor. Çok özür diliyorum sizlerden. Umarım bir şeyleri eksik bırakmıyoruzdur. Peki Müjde, tabii Sadi sana da soruyorum. Sonuçta pazarlama için oluşturulmuş bir gruptan söz ediyoruz değil mi? Yani bu ticari bir oluşum. Bunu popüler hale getiren unsurlar ne oluyor? Mesela dedik işte çok güzeller, çok yakışıklılar. O ilk unsur zaten. Evet, sonra ne geliyor? Hemen yakalanabilir bir müzik. Basit sözler. Ve o yaştaki bir insanın hemen belki de eşlik edebileceği, onun için çok anlam ifade eden. Yani kırmak da istemiyorum, başıma da bir şey gelsin istemiyorum ama hani daha hani basit, daha yakalayıcı müzikle paketlendiğinde, ambalajlandığında çok rahat sunulabilir bir ürün olarak bakmak lazım. Ama bir yandan da iyi bir altyapı da söz konusu, yani onu yani söylemek lazım. İyi açıkçası, para yatırıldığı için esasında projeye yani. Yani bu son gruplarda ben çok altyapıya da o kadar da eskisi kadar çok çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani mesela yani tamam Liquid Sound Block da çok gene poptu ama ben sanki yani şimdi de bakıldığında Spice Girls'ün altyapıları falan hiç de kötü değildi mesela. Şimdi böyle ya da ben mi katlanamıyorum bilmiyorum, belki çok güzel oldu ama hani müziğe de çok fazla önem verilmediğini düşünüyorum. Daha da basit altyapılar, daha özensiz gibi geliyor sana. Evet. Yani daha yakalayıcı tabii bu. Çünkü matematiğini çözdüler. Adamlar artık neyin tutacağını biliyorlar. Bir hit yapmak artık çok basit yani. Belli bir matematiği var. İşte böyle bir melodi, böyle bir nakarat, böyle bir adamlar ve o zaten oluyor yani bir ama şekilde. Yani çok basit bir matematik ama çok az popüler insan var. Yani bugün bu grupların ulaştığı satış rakamları falan yani müzik sektörünün geri kalanı için hayal ötesi. Bir de bu kadar popüler olmalarında bence en önemli unsurlardan biri hayranlarıyla çok yakın iletişim içerisinde olmaları. Yani 50'lerde, 60'larda, 70 ya da 70'lerdeki dünya çapında ünlü olmuş isimlere baktığımızda onlarınki daha böyle mistik bir kahramanlık gibi daha kalıyor. Hayranlarla aralarındaki mesafe daha fazla. Bu 90'lardan ve 2000'lerden itibaren o sahnedeki insanla sahnenin önündeki insan arasındaki mesafe çok küçüldü ve internet teknolojileri sayesinde de bu ulaşılmak istenen kişiler artık çok yakından bütün hayatını takip edebildiğiniz, her adımlarını bildiğiniz, o gün ne yaptığını, nerede olduğunu çok yakından takip edebildiğiniz isimler haline geldiler. Yönlendirilebiliyor da. Mesela işte Türk Justin Bieber hayranları Twitter'daki işte ilgileriyle, şeyleriyle Bieber'a Türkçe tweet attırdılar. Attırabilirler bu tabii. Bu çok önemli bir şey bence. Yani proje kapsamında ele alıyorsak eğer bunları, bunlar çok büyük yani menajerler ordusuyla, imaj danışmanlarıyla falan hareket eden insanlar. Mesela yayın öncesinde Levent Erden eski konuklarımızdan stüdyomuzdaydı. Spice Girls'ten bahsetti birazcık. Mesela Spice Girls dünyada araştırma sonucunda ortaya çıkan ilk grup olduğunu söyledi. Bu kendi iddiası. Sizlerle de paylaşmış olayım. Yani uzun süren araştırmalar sonucunda dört kadından oluşan bir grup nasıl olur vesaire gazete gibi. Gazete ilanı dedikodusu vardı. Pardon? Bir ara. Gazete ilanıyla aynen, bulunmuşlar. Casting yapılmış. Yani adaylar belirlenip tek tek bakılmış. Video önünde, kamera önünde nasıl, işte yandan nasıl, sağdan nasıl, tight'la nasıl, büstiyerle nasıl vesaire. Söyleyecekleri şarkılar üstünde çalışılmış formüller. Ve 2,5-3 sene
hayatta kalacağı bu grubun öngörülmüş ve aşağı yukarı da öyle olmuş. İçlerinden sadece David Beckham'la evlenmeyi akıl eden üyesi bir şey olabildi. Gerisi nerede bilmiyoruz değil mi? Şu anda belki bir tekstil atölyesinde overlock yapıyorlar yani. Yeniden olabilir. Bir de birleştiler vesaire. One Direction'ın kuruluşu da çok enteresan. Bu 5 üye de X Factor yarışmasına aslında ayrı ayrı solo olarak başvuruyorlar. Öyle mi? Tabii. Hatta içlerinden bir tanesi 2 sene önce de bir başvurmuş. Elemeleri geçememiş. 2 sene sonra diğer 4'ünün de olduğu yarışmaya denk gelip hepsi tek tek başvuruyorlar. Solo elemeleri geçemeyince o dönemki jürilerden Nicole Scherzinger bu 5 kişiye siz bir grup kurun ve grup kategorisinde tekrar başvurun diyor ve One Direction macerası öyle başlıyor. Çok ilginç. Ajdar'ın eksikliği olmuş olabilir ha, gerçekten yani. Hala iddiasını sürdürüyor. İnternetten takip ediyor musunuz bilmiyorum. İzleyicilerimizden Ceyhun Yıldız, Blue Jean'in Şubat 1987 şeyini yollamış kapağını. Görüyor musun ekranda? Ben bunu dün gibi Stefan hatırlıyorum ya. Yani bu arada ha tabii. Şimdi şöyle büyütebiliyor muyuz acaba? Şuradan bakayım büyüklüğü ne kadar tam bilemiyorum ama. İşte bakın 90'ların... Justin Bieber'ları, Spice Girls'leri işte böyleydi gördüğünüz gibi. Don Johnson vardı, Miami Vice vesaire. Bakın dev posterlerde Stephanie kapakta gördüğümüz. Ralph Macchio ve Michael J. Fox geleceğe dönüşten hatırladığımız. Herkese özel Blue Jean anahtarlığı 11 tane süper çıkartma. Peki şu detaya, sosyal medya logosunun hemen üstündeki detaydaki Top Gun yıldızımız kim diye merak ediyorsanız Tolga Savacı efendim. Tolga Savacı işte 90'lı yılların filmlerinin ünlü aktörlerinden vesaire. İşte 80'li yıllar, 87'ler, 90'ların arefesi böyleydi. 2000'li yıllar, milenyum çağı da efendim böyle devam ediyor. Mertcan, sen ne dinliyorsun? Ben bir şey dinlemiyorum müzik olarak. Hiçbir şey dinlemiyor musun? Yani... mesela Orhan Gencebay dinlemiyorum. Batsın Bu Dünya şarkısı var ya. Evet. Onu söylemek yani okulda yemek molalarında bir arkadaş ağzıyla müzik veriyor mesela. Ben söylüyorum. Sizin okulunuzu bir ziyaret etmek istiyorum aslında ya. Yani seni ve arkadaşlarını sahiden merak ediyorum. Sonra çantalar atılıyor üstüme. Çok güzel, çok güzel. Efendim, Mertcan'a hazır sözü vermişken, Mertcan tabii stüdyoda birazcık çekiniyor. Çekinmesinin sebebi bu sefer kamera karşısındayken kuliste annesiyle babası kendisini izliyor efendim. Demin de bir emsalini gördüğünüz gibi dolayısıyla... Kolay bir şey değil böyle ulusal televizyonda çıkıp canlı yayında kamera önünde konuşmak vesaire. Dolayısıyla kendisini anlayışla karşılıyoruz. Ama deplasmanda değil, ev sahibiyken yaptığı üretimlerden birine de gözümüzü kulağımızı vermek boynumuzun borcu. İzleyelim, devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar, ben Mertcan Bağır. Zaten çoğunuz tanıyorsunuz beni. Öncelikle neden atletle video çektiğimi söyleyeyim. Bu... Ev nedense çok sıcak. Odam küçük olduğundan olabilir. Şöyle. Ve kalorifer utanmasa alev çıkaracak o uç. Yani çok ne bileyim garip yanıyor. Yani şuradan sıcaklığını hissedebiliyorum. Neyse konumuza geçelim. Bugünkü konumuz arsız bela. İlk önce bir şarkısını dinleyelim. Sonra yorum yapacağız. Dinleyelim mesela şimdi. Pardon, yanlış şarkı, pardon. Yanlış açtım. Ama vurmaktan ciğerimiz oldu.
dedi ki arkadaşlar ben daha fazla dayanamayacağım. Yani kalbim kaldırmıyor. Gerçekten çok efkarlı, çok yetenekli bir insan bu. Bu küçükken de böyleydi mesela. Ayıptır söylemesi. Biberon verirdik biz buna. Biberonun o şeyini açıp da içerdi. Yani çok efkarlı bir insan. Mertcan efendim videolarıyla bizlerle devamını internette takip edebilirsiniz. Bu arada Mertcan seni nereden takip edebilirler ya? Facebook adresimde çektiğim videoları yayınlıyorum. Nedir Facebook adresim? Biz veriyor muyuz acaba KJ'de? Veriyormuşuz. Çok özür dilerim. R'yle değil ama. Bakamıyorum efendim. R'yle değil. R'yle değil. Neyle? Mertcan. Mertcan. R yok. Doğru mu veriyoruz arkadaşlar? Mertcan diye mi veriyoruz? Doğru veriyormuşuz. Tamam. İçin rahat olsun. Oradan takip etmeye devam edeceğiz. Ben de sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun Mertcan? Ya şimdi öncelikle daha öncesinde babamın bu videolardan haberi yoktu. Evet. Bu önce ona başlayalım şimdi. Bu videodan da haberi yoktu. Bu da kötü oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. İnternete yüklerken bunun mesela onların önüne çıkacağına dair bir ipucu falan gelmedi mi? Öncelikle internette ben Eski FM adlı profil. Hı hı. Profilimde bir bana böyle bir bayağı bir küfür sarf edildi. Ben de daha sonra bu videoyu çektim. Sonra buna da YouTube'dan tepki geldi. Sonra Ergen falan filan. Bu Ergen ya? İşte ergenlik aslında bir genç hayatına geçme. İnsanlar bunu şey olarak algılıyor. Yani biraz saçmalık olarak algılıyor. Daha sonra işte yeni videolardan sonra insanlar böyle alışmaya başladı. Bir bayan arkadaş daha vardı böyle Eski FM videosu. O kapandı. Gitti bütün her şeyini kapadı. Devam etmedi. Onun arkasından çok konuşuldu. Bu arada çok konuşuldu diyorsun. Bizim arkadaşlar hatırlatmışlar. Twitter'da en çok konuşulanlarda birinci sıraya yerleşmişiz. En çok konuşulanlar diyorum. İkinci sırada Ultra Aslan var. Yani şöyle bir şeyler konuşuluyor ama hani demin gördüğünüz ekranda böyle bakın ben bir daha göstereyim. Böyle konuşuluyor. Yani bunların içerisinde ne konuşuluyor? Ben şu an bakmaya korkuyorum. Umarım bir kusur etmiyoruzdur hayranlardan. Çok ihtiyar sorusu gibi gelebilirdi. Bir şey sorayım. Şimdi 60'lardan da bahsettiğimiz için 60'ların popüler gruplarının bahsettiği konularla bugünün popüler gruplarının bahsettiği konular arasında hiçbir paralellik yok. Yani apolitiklik ekseninden çıkacağım. Hani bu mesela bir dünyanın genel bir sorunu değil, şey değil. Hep aşk, değil mi? Keyif, eğlence, gençlik vesaire. Bu şart mıdır mesela bugünün popülerliğinde? Müjde'nin dediği gibi kolay yakalayabilmesi için insanları yapılan özel bir formülizasyon hem şarkı sözleri hem müzik için geçerli. Yani 60'larda 70'lerde bu kadar fazla üretim olmadığı için müzik yapan insanların fark edilmesi sayıca çok fazla olmadıkları için o açıdan daha kolay olabilir ama şimdi neredeyse her gün yüzlerce şarkı yükleniyor yüzlerce siteye ve onların arasından sıyrılabilmek için insanları kolay yakalamanız lazım. Onunla ilgili olabilir yani bu fark. Peki Türkiye'de bu tip oluşumların çok olmaması Türkiye'ye has bir şey mi? Yoksa çok hani olmaması, dünyada mı yok? Yani mesela işte kızlardan kurulu gruplar, erkekler. Mesela kızlardan kurulu hepsi ne var. Kızlar vardı? Hepsi dağıldı ama. Ha hepsi vardı, vardı değil mi? Bir başka var. Bir kızlar Yonca Evci mi? Çıtır kızlar vardı. Çıtır kızlar. Ama o iki projeydi. Birkaç iyi adam birkaç ayrı, iyi adam. Çıtır kızlar ayrı çıtır kızlar. Birisi erkekler grubu, birisi kızlar grubu. Çok tutmadı bence ha? Evet. Mazhar Fuat Özkan. Bizde boy band gibi değil mesela. Şimdi Athena Manga desek o klasmanın çok evet, dışında kalan gruplar sonuçta. Niye olmuyor mesela? Bu kadar genç nüfus var. Tiplerden mi? Tip